Yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz YouTuber sevenler. Bugün pastabanla çok güzel pastalar yapacağız. Ben pasta türü tatlıları çok seviyorum. Belki de baba mesleğim pastacılık olduğu için 20 yıl pastane işlettiğimiz için olabilir. Özellikle de pastabanla yapılanları ama öyle pastanelerde, kafelerde satılan pastaları sevmiyorum. Ben evde yapılan pastaları seviyorum. Şimdi bir tane katlı pastadan aldım. Ben tek katlı yapacağım, çift katlı yapmayacağım. Zaten iki kişiyiz, yeter. Fazla tatlıya bağırmayalım kendimizi. Şöyle bir tanesini yapacağım. Diğerini daha sonra başka bir zaman yaparım. Şimdi şöyle alıyorum. Bunu da kaldırdım. Gel yavrucağım sandalye. Bu da benim böyle havalı pasta saklama kabım. Böyle bunu da saklıyorum. Yaparken de bunu da yapıyorum. Böyle koydum bunun altına. Üstüne pastaban kekimi koydum. Öncelikle pastabanımı ıslatmakla başlayacağım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum bir kettle'da sıcak suyum var. Bir yemek kaşığı da Nescafe koyacağım. Aslında ben sade Nescafe içiyorum. Sade Nescafe'yi kullanıyorum. Onu iş yerinde unuttuğum için bunu da yapacağım. Biraz daha kaydı çok olsun. Evet, Nescafe'yi koydum. Şöyle karıştırıyorum. Karıştıralım iyice Nescafe'yi. İçinde erisin sıcak suyun. Ve pastaban kekimi ıslatmakla işe başlayacağım öncelikle. Şöyle kenarlar da güzelce ıslansın. Kekimi güzelce ıslattım. Ben böyle kahveli kek seviyorum. Kahve tadı güzel oluyor. Aslında şu an tiramisu yapar gibi diyorum. Bu bir tiramisu tarifi gibi. Ama tiramisu'dan biraz farklı olacak. Şimdi kekimizi ıslattıktan sonra muhallebisine geçiyorum. Muhallebisini yapacağız. Bitecek. Şimdi pastamızın kremasını yapma aşamasına geçtik. 1,5 su bardağı süt koydum. Şimdi bir kahve fincanında un eriyeceğim kremamız için. Şöyle ereğimden bir kahve fincanı, Türk kahvesi fincanı unu eleyerek geçiriyorum. Bir kahve fincanında toz şekerimiz var. Bir kahve fincanında toz şekerimizi ekledim. Yumurtamız var. Bir tane yumurtam da organik. Gezen tavuk yumurtası bu. Ben bunu köyden alıyorum. Evet, malzemelerimizi koyduk. Şimdi bunları ocağın üstünde ateşte, orta ateşte karıştıracağım. Krema kıvamına gelene kadar. Daha sonra pastamızın üzerini kaplayacağım. İçinde gördüğünüz gibi 1,5 su bardağı süt, 1 Türk kahvesi fincanı un, 1 Türk kahvesi fincanı şeker ve 1 adet yumurta var. Kremamız bu şekilde. Şimdi bunu ateşte çevirmeye, krema haline getirmeye başlayacağız. Orta ateşte böyle karıştırarak kremamı hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi tam tamına bir tiramisu tarifi aslında bu tarif. Sadece benim kremamda labne peyniri yok. Labne ekleseydim tam tamına bir tiramisu olacak. Şimdi bu kremayı karıştırıyorum. Böyle karıştıra karıştıra krema haline gelene kadar pastabanımızın üzerini kaplayacağız. İşte kremam hazır. 5 dakika bile sürmedi. Hemen hazır hale geldi. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Tadı inanılmaz. Şöyle bir aldım, tadına baktım. Çok lezzetli. Zaten ben tiramisu'yu yaptığımda her zaman tadına doyamadan yiyorum böyle. Doya doya çok lezzetli oluyor. Çok fazla da ateşte çevirmedim. Koyu bir kıvam olmasın. Krema akışkan güzel bir kıvam olsun istedim. Şimdi kremamız biraz ılısın. Çok böyle sıcak sıcak kaplamayalım. Hafif biraz sıcağa geçtikten sonra pastabanımızın üzerini kaplayacağım bu kremayla ve pastamız hazır olacak. Kremam ılıdı biraz. Şimdi pastabanımın üzerini kaplayacağım. Çok da soğumasın. Soğutmayın. O zaman da katılaşır, kaplayamazsınız. Bu da önemli bir püf noktası.
bu tarz pastaları yapmak için böyle bir spatula'ya ihtiyacınız var. Gördüğünüz gibi tencerenin içini çok güzel sıyırıyor. Hiç kalmıyor. Ve çok rahat kremayı dağıtabiliyoruz. Pastamız hazır. Bir saat buzdolabında dinlendireceğiz. Sonra servise hazır hale gelecek. Ertesi gün hatta çok daha lezzetli olur. Siz bunu isterseniz kremasına labne koyarak yapabilirsiniz. Bu birinci alternatif. İkinci olarak bu kremanın üzerine kakao serpebilirsiniz. Üçüncü alternatif olarak da yine bu pastayı iki katlı yapabilirsiniz. Dördüncü alternatif olarak da kremanın kremasına kakao koyarsanız kakaolu krema elde edersiniz. Bu şekilde alternatiflerimiz var. Merhaba arkadaşlar. Önceden bal kabağı tatlısını yaptım. Pastaban çekimi de koydum. Pastabanın bu sert olan yüzünü değil, bu yumuşak olan iç yüzünü koyuyoruz. Yumuşak olan iç yüzünü ıslatacağız. Şerbeti iyice çekmesi için. Şimdi öncelikle pasta banımızı ıslatmakla işe başlıyoruz. Bir çay fincanı sıcak suya ihtiyacımız var. Pasta banımızı ıslatmak için bir çay fincanı sıcak su, bir tatlı kaşığı Nescafe kullanıyorum. Şöyle biraz da bal kabağı şerbetinden alıp pasta banımı ıslatmak için kullanacağım. Üç çorba kaşığı ekledim. Karıştırıyorum. Şimdi pasta banımı sıcak su, kahve ve bal kabağı şerbetini ıslatıyorum. Şöyle üzerinden biraz daha sıcak su gezdireyim hafif. Tamamen ıslansın. Şimdi bal kabaklarını blenderla ezeceğim ve pasta banının üzerini kaplayacağım. Bu kadar bal kabağı tatlısını koydum. Şerbetinden de biraz koydum. Şimdi blenderdan çekeceğim. Şerbetinden de koymamız blenderdan geçirirken kolaylık sağlıyor. Daha çabuk püre haline geliyor. Tamamdır. Şimdi spatulamla pasta banımın üzerini kaplayacağım. Şöyle biraz karıştırdım. Çok güzel bir kıvam almış. Bal kabağı tatlımı koyuyorum. Siz isterseniz ilk tarifte bahsettiğim beyaz muhallebiyi yapıp pasta banının üzerine önce beyaz muhallebiyle kaplayıp arkasından da bu bal kabağıyla kaplayabilirsiniz. Bal kabağı tatlısıyla. Şimdi pasta banının üzerine biraz dönmüş fındıkla süsleyeceğim. Bal kabaklı pastamız hazır. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Dördüncü alternatif olarak da pasta banınızı ıslattıktan sonra hazır paket kremayı alıp sütle karıştırıp hazırlayıp pasta banınızın üzerine kaplayıp daha sonra bunun üzerine de istediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Beşinci alternatif olarak da pasta ban kremanızı kakaolu yapabilir. Üzerine yine dilediğiniz meyvelerle ya da çikolatayla, çikolata parçacıkları veya draje şekerlerle süsleyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz ve yeni videolar çekmemi istiyorsanız beğen butonuna tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.